otelden ayrılıyor Aldın abi. Tamamdır, bir burayı bakalım. Konuşalım sonra önemli bir konuya temas ettin farkındayım. Şimdi Sangari'yi görüyorum orada. Volkan Ballı çıktı idari menajer. Şu anda takımın bulunduğu otelin önünde ekibimiz. Ahmet Selim Kula da tabii müsait olduğunda bir bağlanırız. Ama biz buradan da yayını götürebiliriz tabii. Şimdi Mesut Özil'in kadroda olması çok evet. büyük bir heyecan uyandırdı. Hatay'da aynen. izleyebildik, dün beraberdik hepimiz. Evet. Çok büyük coşkulu bir taraftar karşıladı. Karşılaması oldu, evet. evet. Pandemi süreci olmasına rağmen Mesut çok büyük bir hava kazandırdı, hava katmış. Evet, çok şu net an, bir şekilde. Aynen. Bir oyuncuyu kaçırdık geçti içeri şeye araca ama. Mesut'u oynatır mı Haldun abi? Zeki ya abi? Ben açıkçası yani ben kişisel kanaatimi söylüyorum ben beklemiyorum. Yani son 15 dakika o 20 dakika oynatır şeye hazırlansın diye diyorlar ama yani bir sakatlık riski de olabilir ama bilemiyorum. Soralım yani. Ahmet Selim'e. Oyuncu şartına göre ben oynatır diye düşünüyorum ama bir 15 dakika en fazla. Yani işte. Ahmet Selim. Senin ilk bağlantını dinledim. Yedek başlayacak Mesut dedin. Sonraki duruma göre ilk oyuna sürebilir demiştin. Yine aynı görüşte misin? Evet sevgili Aykut İnce. Mesut Özil'in maça yedek başlamasını bekliyoruz. Kısa bir süre sonra zaten kadroda açıklanacak. Daha sonraki bölümlerde oyuna girmesini bekliyoruz. Birazdan o da buradan çıkış yapacak Fenerbahçe. Kamp yaptı otelden, Hatay'da kamp yaptı otelden ayrılacak. Tabii birazdan şu anda takımın çıkışını gösteriyor. Birazdan kameraman arkadaşım size dışarıda bekleyen kalabalığı da gösterecek. Dün havalimanında olduğu gibi yine Fenerbahçe'yi burada çok sayıda taraftar bekliyor. Sarı lacivertleri bekleyenler arasında bir de kedi var orada. Herkesin arasında hiç istifini bozmadan takımın çıkışını bekleyenler arasında yer alıyor. Sarı lacivertliler saat 4'te 16'da Atakaş Hatay Spor'un konuğu olacak. Önemli bir mücadele. Fenerbahçe son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sarı lacivertlerin hemen muhtemel 11'ini de sizle paylaşayım. Kalede Altay'ın forma giymesini bekliyoruz. Defansın sağında Sangare, stoperde Serdar Aziz, Zalai, sol bekte Caner, Erkin, orta sahada Gustavo Ozan, ucum bölgesinde sağ tarafta Valencia, sol tarafta yeni transfer Osay Samuel, 10 numara mevkiinde Mert Hakan Yandaş ve forvette de Samatta ile Sarı Lacivertlerin Hatay karşısına çıkmasını bekliyoruz. Sarı Lacivertliler birazdan burada otelden ayrılacaklar. Oyuncuların bir kısmı otele geçtiler. Özür dilerim, otobüse geçtiler. Şimdi geri kalan oyuncuların da çıkış yapmasını bekliyoruz. Tabii burada Hatayspor'un da muhtemel 11'ini bekleyin Fenerbahçe çıkış yaparken. Hatayspor'da kalede Münir, defansın sağında Popov, solunda Mesut, stoperde Yusuf Bilonk ikilisi. Evet, Gökhan Gönül'ü şu anda görüyorsunuz. Orta sahada Ruben Abit, hücumda Selim Traore, Bupenza ve forvette de Diouf'la Hatayspor'un da Fenerbahçe karşı forma giymesini bekliyoruz. Futbolcular çıkış yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe birazdan buradan ayrılacak ve Hatay Stadyumu'na doğru, Antakya Atatürk Stadyumu'na doğru geçecekler. Sahanın, zeminin en azından görüntü olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hatay'da zaten adeta yazdan kalma bir gün var. Saat 4'te bu önemli karşılaşma oynanacak. Hatayspor'da geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deplasmanda 5-1 yenerek gerçekten flaş bir galibiyeti imza atmıştı. Süper Lig'e bu yıl yükselen Hatayspor şu ana kadar dikkat çekici bir performans sergiliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sarı Lacivertliler de şu anda ekranlarınıza getiriyor. Kameraman arkadaşım Barış Seven, o da maç öncesi oyuncularına son taktiklerini verdi. Kadroyu açıkladı. Toplantı bitti. Şu anda da oyuncular çıkıyor. Mesut Özil şu anda evet otobüse bindi. Otobüse bindi şu anda. Arkasında Ozan Tufan, Sarı Lacivertliler de otelden ayrılıyorlar. Dediğim gibi Mesut Özil
sonrasında oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuna girmesini bekliyoruz. İlk 11'de olmasını beklemiyoruz. Tabii ki kadro açıklandığında da yine stadyum önünden sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Altay Bayındır'ı görüyorsunuz. Tabii ki çok ciddi bir taraftar topluluğu var burada. Yaklaşık 200 taraftar burada Fenerbahçe'yi uğurluyor. Burada çocukları da görüyorsunuz. Minik Fenerbahçeliler de burada takımlarını desteklemeye geldiler gerçekten. Çok keyifli bir görüntü. Şu anda da bu ufaklıkları kameraman arkadaşım Barış Seven sizlere aktarıyor. Ufak taraftarlar da Fenerbahçe'yi desteklemek için buraya geldiler. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu formunu sürdürmek istiyor ve önümüzdeki hafta Galatasaray derbisine moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Sarı lacivertliler de artık son oyuncular da gelmek üzere. Takım buradan ayrılacak. Evet, şu anda da biz de bir yandan görmeye... Emre Bölezoğlu, evet. Bir orada taraftarla sohbet ediyor. Sportif direktör Emre Bölezoğlu. Gördüğünüz gibi büyük bir ilgi var kendisine. Gördüğünüz gibi emniyet güçleri de takımın buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması için bir görevlerini yerine getiriyorlar. Gerçekten büyük bir ilgi var Hatay'a. Fenerbahçe çok uzun yıllar aradan sonra buraya geldi ve Hataylı Fenerbahçeliler doğal olarak büyük bir sevgi gösterisi gösteriyorlar takımlarına. Tabii şimdiden korna seslerini duyuyorsunuz. Büyük de bir konvoy olacak. Dediğim gibi burada yaklaşık 200'e yakın taraftar takımlarını stadyuma uğurlayacaklar. Sarı lacivertler şu anda burada otelden ayrılıyorlar stadyuma doğru. Kameraman arkadaşım Barış Seven de sizlere bu görüntüleri canlı olarak aktarıyorlar. Yoğun bir ilgi var Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertliler an itibariyle taraftarların kendilerine hazırladığı konvoyla buradan stadyumdan ayrılacaklar. Şu anda da hem taraftarları görüyorsunuz hem de takımın buradan ayrılarkenki görüntülerini görüyorsunuz. Şu anda da taraftarlar takımlarını maça coşkuyla uğurluyorlar. Diyelim, evet, Fenerbahçe kamp yaptı, otelden ayrıldı ve stada doğru hareket etti sevgili Aykut İnce. Biz de buradan aktaracaklarımız bu kadar. Stat önünden yine bağlantılarla karşınızda olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki, ağzına